Her şeyden önce öğreneceğimiz bu programlama dili hakkında genel geçer bilgiler elde edinelim istiyorum. Nihayetinde günlük hayatta, beşeri hayatta insanlarla ve toplumla iletişim kurmamızı sağlayan dilin nasıl bugüne geldiği hakkında hasbelkader bir bilgiye sahibiz. Aynı şekilde bilgisayarlarla ve makinalarla iletişim kurmamızı sağlayacak olan bu dillerin de ne şekilde üretildiğini, kimler tarafından desteklendiğini ve hangi felsefeye, matematiğe, mantığa yatkın olduğunu bilmekte fayda var. Çok elzem bir konu değil ama geçmeden, görmeden de geçmek istemiyorum. Tercih ettiğimiz dil güçlü bir dil, C#. Peki arkasında kimler varmış? Başlayalım. Şimdi arkadaşlar, C# dediğimiz programlama dili Microsoft tarafından .NET çatısı altında geliştirilen ve geliştirilmeye devam eden bir programlama dili. Arkasında Microsoft var. Ama açık kaynaktır. Bir o kadar da siz de geliştirmede katkıda bulunabiliyorsunuz. Ücretsizdir. Yani buradan şöyle baktığınız zaman büyük bir firma tarafından desteklenen ama tüm dünya tarafından da durmadan beslenen bir programlama dili. Yani şu anda bile ciddi manada bir yatırım var. İnsanlar durmadan bug'larını temizliyor, yeni fikirler ortaya koyuyor. Şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı. İnsanlar artık dili kendisininmiş gibi müdahale edip durmadan ilgili komüniteye fikir, istişare boyutunda yaklaşım sergiliyorlar. Bu konuda çok iyi bir kaynağa sahip. Açık kaynak değildi eskiden ama artık günümüzde açık kaynak. Grafiği böyle neredeyse düşüyordu ama açık kaynak olduktan sonra arkadaşlar ciddi manada grafik tepe noktasında şu anda zirvelerde diyebiliriz. Devam edelim. Tabi bu zirveden kastım yani düşüşe geçecek olan bir zirve değil. Ciddi manada bir ivmeye sahip olan zirveden bahsediyorum. Birinci maddeye bakarsanız C benzeri bir dildir. Şimdi burada aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Ya C benzeri derken hocam ben C bilmiyorum. Nasıl öğreneceğim bunu? Arkadaşlar bu eğitimde herhangi bir şey bilmenize, herhangi bir şey bağımlılık söz konusu değildir. Bilmenize gerek yok. C'yi bilmeden C# A'dan Z'ye öğrenebileceksiniz. Bu eğitim buna göre tasarlanmıştır. En nihayetinde C'ye benzer bir dil olduğunu söylemekte de herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Hatta siz bu C# öğrendikten sonra bunun sintaks yapılanmasını çözdük, semantiğini elde ettikten sonra C'ye baktığınızda artık onu anlayabildiğinizi göreceksiniz. Bu şey gibi hani İngilizce bilenler ya da Fransızca bilenler hasbelkader Almancayı da İspanyolcayı da birazcık daha anlayabiliyorlar bir Türk'e nazaran gibi düşünebilirsiniz. Yani bir dili bildiğiniz zaman diğerleri de mantık olarak birbirlerine çok benzediği için zaten anlaşılabilir. C# C'ye daha çok benzediği için C# bilen bir kişi C'ye hızlı bir şekilde dönüş yapabilir. Dönüş yapabilir diyorum çünkü C# daha sonra çıktı. OOP'yi destekler, OOP gelişimini destekler ve OOP'yi benimseyen bir programlama dildir. Peki hocam OOP nedir? Şimdi arkadaşlar OOP dediğimiz olay aslında bu eğitimden sonra amaçladığım ve planladığım kadarıyla 3 temel ayrı pakette sunabileceğim A'dan Z'ye tüm teferruatlarıyla genel standartları, detayları, özeti ve özel algoritmalarıyla, stratejileriyle beraber bir eğitimde bu OOP'yi inceleyeceğiz. Peki nedir bu OOP diye sorarsanız, OOP Object Oriented Programming yani nesne tabanlı programlama felsefesidir. Yani bir felsefedir, bir yaklaşımdır. İşte bu yaklaşımı %100 benimsemiş olan bir dilden bahsediyoruz C#. Hatta o kadar benimsemiş ki bazen bu yaklaşım hakkında böyle ya şu da olsaydı böyle iyi olurdu, şöyle iyi olurdu, şu şöyle olsa daha iyi olurdu diyerek OOP'nin de gelişmesini sağlayan bir programlama dildir. Onun için bayağı da kaliteli bir dile başlıyorsunuz. Bu konuda kendinizi tebrik edebilirsiniz. Orta seviyeli bir dildir C#. Ne demek bu? Orta şeker kalitesiz manasına gelmiyor tabii ki de. Orta seviyeli bir dil demek ki arkadaşlar. Şimdi Maslow piramidini aldım. Oradan yiyecekleri çıkardım. Yerine programlama dillerini koydum. Orta seviyeli dilden kastımız görüldüğü üzere bakın çok yüksek seviyeli, orta seviyeli, düşük seviyeli diye düşüyor. Peki nedir bu? Burada kalite mi söz konusu? Hayır. Buradaki söz konusu olan şey dilin okunabilirlik etkisi. Yani bir dil yüksek seviyeli ise bir beşeri dile daha yakındır. Baktığınız zaman orada böyle makale gibi okursunuz. Örneğin Visual Basic. İlla bilmenize gerek yok ama internetten baktığınız zaman Visual Basic'in kodları hani şöyle bir yazılmış bir şiir gibi takır 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 gider arkadaşlar. Yani çok fazla bir sembolik değer ya da bir ifade, bir scope vesaire gibi süslü parantezler yoktur. Ne demek istediklerimi ileride daha net anlayacaksınız. Ama bir makine diline baktığınızda bildiğiniz Çince. Yani hiçbir şey anlaşılmıyor.
Sıfırlardan, birlerden oluşuyor. Bir assembly'ye baktığınız zaman arkadaşlar ciddi manada bakınca hiçbir şey anlayamayacağınız, bir mantık oturtturamayacağınız bir dil. Yani bir dil eğer ki beşeri seviyede algılanabilir haldeyse, baktığınızda metinselse kodları, işte değişken tanımlayacaksanız ki değişken diye bir şey var daha sonra göreceğiz. Değişken denen şeyi tanımlarken orada sembollerle ya da metin sembolleri nazaran metinsel ifadelerle tanımlama yapıyorsanız bu oradaki metin adam yazmış oraya dikte yer diye. Hani bakıyorsun okunabilir bir metin. Kodu bundan oluşuyor. Yani yüksek seviyeli. Ama bir dil okunabilirliği düşüyorsa, sembollerden ifade ediliyorsa, sembollerle ifade ediliyorsa ve bir matematiğe göre, bir mantığa göre yorumlanabiliyorsa o dil düşük seviyelidir. İşte buradaki örnekte olduğu gibi Visual Basic'in gidin kodlarına bakın arkadaşlar. Hakikaten normal bildiğiniz makale yazar gibi yazılırken assembly'ye baktığınızda artık orada normal bir insan değil. Bu işin gerçekten ustası, oradaki mantığı, düşünce sanatını bilen kişi tarafından yorumlanabilir bir kod yapısına sahip olduğunu göreceksiniz. C# da işte burada orta şekerdir. C# ne bakınca anlaşılabilir ne anlaşılamaz. Yani şöyle diyeyim, C# da döngülerde göreceğimiz örneğin while diye bir döngümüz var. Oraya while yazıyorsun. Hani bakan adam belki der ki ya burada can bir şey yaparken gibi bir yorum yapabilir ama ya orada scope'lar var, süslü parantez. Yani bakıyorsun çok fazla bir şey anlaşılmıyor. İşte belirli noktalarda yukarıya çekiyor, yüksek seviyeli bir dile çekiyor belirli metinsel keywordler ama çoğu noktada aşağı çekiyor arkadaşlar. Böyle semantik yapıda orta şeker olmasının sebebi çok beşeri bir dile yakın olmamasından kaynaklanıyor. Onun için orta şeker bir dildir. Aynı şekilde Java da öyle, C++ da öyle, C de öyle. Orta seviyeli bir dildir. Devam edelim arkadaşlar. Bunlar çok önemli değil. Hatta ben şöyle hiç önemli olmayan bir genel kültür vereceğim sizlere. Nedir o? Arkadaşlar C#'taki şu sharp dediğimiz olay. Pardon, hemen şöyle geri geleyim. Şuradan kalemimi seçelim. Normalde dijital tahta kullanıyorum. Daha sonraki derslerde göreceksiniz ama PowerPoint buna izin vermiyor. Şu nereden geliyor? Şimdi soru bu. Arkadaşlar bu nereden geliyor? Şimdi normalde biz eskiden C#'tan önce ne vardı? C++ vardı. Şimdi C++'ı geliştirdiler, C# oluşturdular. Şimdi C# C++'ın bir üst versiyonu. Artı biri yani. Tamam? Bir üst versiyonu gibi düşünün. İleride operatörlerde göreceğimiz bir operatörümüz var. Artı artı. İki tane artı artı operatörü bir araya geldiği zaman artı bir anlamına gelir. Yani artı artı operatörünü bir sayısal ifadede kullandığınızda onu bir arttırır. Sadece bu. Ya hocam 7 arttırmak istersem ya geç onu oradayken inceleyeceğiz. Şimdilik mesele bu değil. Bu operatör bir arttırır arkadaşlar. Başka bir şey yapmaz. 2 arttırmaz. 3 arttırmaz. Geriye gitmez. Aşağı düşürmez. Fark etmiyor. Artı 1. Başka hiçbir şey yapmaz. Dolayısıyla demiş ki adamlar ya biz sembolik adamlarız. C++'ın bir üst versiyonunu ben nasıl sembolik hale getirebilirim? Al sana yanına artı artı. Yani C'nin bir üstü, bir üst versiyonu. Şimdi bu tabii evriliyor ve DS'e dönüşüyor. DS işte buradan geliyor arkadaşlar. Şöyle bir şema var hatta. C++'ın bir üst versiyonu. Buradaki artılar tabii bu şekilde bir sembol olamayacağına göre bu artıları DS haline getirip bakın her bir noktada 4 tane artıyı görebiliyorsunuz. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Hiç önemli değil. Bilmeseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ama bilip de bilmeyen arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz. Java'dan etkilenmiştir. Java'yı da etkileyen bir dildir. Şimdi burada çok kavga var. Java'cılarla özellikle Java'cılardan C#'çılara gelen bir böyle yükleme var. Yükleniş var. Buraya çok fazla normalde eğitimlerimde ben değiniyorum ama bu eğitimde fazla değinmeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şeye, hayatta hiçbir şeye geleneksel ve duygusal yaklaşmamak lazım. Java çok güzel bir dildir ama C# da en az Java kadar güzel bir dildir. Bunu kabul etmek zorundasınız. Ya bu bir meydan okuyuş değil. Bunu inkar ettiğimizde herhangi bir şey elimize geçmiyor. Nihayetinde bu kimsenin eğri oturup doğru konuşmak gerekirse kimsenin bir malı değil, bir komünitenin ürünü. Nihayetinde bu ürün lazım olduğu zaman belirli noktalarda daha elverişli oluyorsa biz bunu niye tercih etmeyelim? Keza niye Java'yı tercih etmeyelim? Keza niye X'i, Y'yi, Z'yi tercih etmeyelim? Onun için kendi aralarında kavgadan vazgeçelim arkadaşlar. Bu geleneksel yaklaşımdan vazgeçelim. Bir şeyin bir başka şeyden etkilenmesini, o etkilendiği, örnek aldığı modeli daha da yüceltmez ya da diğerini düşürmez. Yorumlamamızı da farklı nitelendirelim. Nihayetinde
Diller birbirlerini örnek alabilirler, birbirlerinden belirli şeyleri kopyalayabilirler, belirli şeyleri miras alabilirler ya da farklı vizyonda daha da farklı ürünler ortaya koyup daha düne kadar kendisini modellediğinin modellenmesine sebep olabilirler. Dillerin gelişimi bu şekildedir. Evet, C Sharp Java'dan etkilenmiş bir dildir. Java çok güzel bir dildir. C Sharp da çok güzel bir dildir. Lakin C Sharp yer yer Java'yı da etkilemektedir. Artık kendi vizyonunda yeni koyduğu yaklaşımlar, yeni koyduğu tekniklerle Java'da muhtemelen C Sharp'ın peşinden gidecek hale gelmiştir. Yani ikisi de iyidir arkadaşlar. Hiç orada bir yarışa girmeye gerek yok. Peki, C Sharp'ı da neler geliştirebiliriz diye sorarsanız aklınıza ne geliyorsa. Arkadaşlar, isterseniz web uygulaması geliştirin. İster mobil, ister web servis, servis mimarileri, konsol uygulamaları, DLL'ler, Windows Phone'lar, oyunlar, ERP'ler, muhasebeler vesaire aklınıza ne geliyorsa. Hatta yani en son yaklaşım microservices yapılanmaları ciddi manada C Sharp'larla geliştiriyoruz biz bunu. C Sharp programlama diliyle. Web uygulamaları. Arkadaşlar bize verin parayı 4 yılda hep beraber şöyle bir ekip kuralım. Facebook'u ortaya koyabiliriz. Instagram'ı ortaya koyabiliriz. Ne var ki bunlarda? Bakın bunlar devede kulak demiyorum, o ayrı. Ama bir programlama diliyle yapılabilir planlar, bir strateji, bir tasarımdır nihayetinde. Ve biz bunları C Sharp'la gerçekleştirebilmekteyiz. Hatta ve hatta ben genellikle örneklerde şu şekilde söylerim. Uzaya füze göndersek bile C Sharp'ta gönderebilirsiniz. Nihayetinde C Sharp bu konuda bile sizlere eşlik edecektir. Tabii ki de her yerde mükemmel bir destek verebilir diyemiyorum. Örneğin veri madenciliği. Şimdi boşuna Python diye bir dil çıkmadı. Python veri madenciliğinde ciddi manada daha performanslı, daha da hızlı hareket etmemizi sağlıyor. Şimdi C Sharp veri madenciliği yapamaz demiyorum. C Sharp veri madenciliği yapabilir. Kütüphaneleri var. Bunlarla siz veri madenciliği, işte machine learning, makine öğrenmesi vesaire bunları yapabiliyorsunuz. Bakın yapamıyorsunuz değil. Ama burada ihtiyaca göre gidip Python'u kullanmanız daha doğru olacaktır. Bu ayrı bir konudur ama her şeyi yapmak demek her şeyi en iyi şekilde yapar anlamına gelmiyor. Bunu da unutmamak lazım. Ama dünya çapında ciddi manada yeri olan, kıymeti harbiyesi olan bir dilden bahsediyoruz. C Sharp bu konuda gerçekten kaliteli bir dil. Devamında ise derlenen bir programlama dilidir. Derlemenin ne olduğunu sonraki videolarımızda ele alacağımdan dolayı çok fazla burada uzatmak istemiyorum. Uzun lafın kısası arkadaşlar, güzel bir programlama diline başladınız. A'dan Z'ye inceleyeceğiz. Tam teferruatla inceleyeceğiz. Şu altyapıya sahip olan, yani şu gelenekten gelen bir dil nasıl öğrenilmesi gerekiyorsa o yaklaşımla sizlere öğreteceğim. Hiçbir konuyu es geçmeden gerektiği takdirde, gerektiği şekilde uzatarak ve örneklendirerek ele almış olacağız. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyorum.